soracaktım. Resmi nikah yaptırdın mı diye soracaktım. Resmi nikah yok galiba şu anda, doğru mu? Yapamıyorum Didem Hanım. Karşımızdaki oturan vatandaş adım adım peşinde. Bakın benim arkadaşlarıma da bağlanabilirsiniz. Onlar da şahit. Evli olduğunu, yani dinini nikah kıydığını... Bir dakika. Kızın, biz bilmiyoruz. Hakime Hanım kızının dinini nikah kıydığını evlenmek haber istedim. Almadım ki. Ben hastanedeyken ki gitti. Benim bir şeyden haberim yok. Hatice sen ben hastanede miydim, değil miydim sen gittiğinde? Bir dakika. Bak kızım, annem bir şey soruyor. Didem Hanım. Annem bir şey soruyor Didem Hatice. Hanım, ben sizinle konuşmak istiyorum tamam, ya. Tamam ama annem... Benim annem... Onun annesi yok. Konuşmak istemiyorum. Tamam, tamam Hatice. Tamam. Abla, bir dakika, bir esine soracağım. Bir şey soracağım abla, bak. Bir dakika. Bak, bir trilyonluk evi 400 liraya verilir mi ya? 400 milyara vermiş ya. Bir trilyon. Babasının evi istediği gibi satar ya. Abla, babasının evi. Abla, Güneyurt'taki evde hiçbir şey yok ki ya. Hiçbir şey. Bak bu adam bunu kandırdı abla. Bu böyle de, bu kendi kafasında değil. Yemin ederim kendi kafasında değil. Bir dakika otur bir dakika. Hatice, ben Hatice'nin çok kandırılacak biri olduğunu düşünmüyorum ama. Benim kızım, Didem Hanım, benim kızım beni ruh besinin hastalıklarına gönderecekmiş. Ruh sağlığım yerinde değil diye göndersin. Benden rapor alacaklarmış. Alsınlar bakalım. Esin, sen annenin evlendiğine, dinin nikah... Dur bir dakika, sen anne... Esin nerede? Tamam. Esin biliyor dedi. Bu arada Esin de aklı dengesi annesinin yerinde olmadığı için rapor abla, aldıracak. Abla sinirli zaten, doğru söylüyor kız, doğru söylüyor. Ya olur mu öyle canım? Abla var ya, aklı başında değil bu kadının ya. Ama çok öfkeli ya. Aklı başında değil. Abla bak, 1 trilyonluk evi 400 liraya verilir mi ya? Benim aklı başımdan sen aldın, sen. 7 senedir beni peşimden ayrılmadın. Beni peşimden. Benim aklıma baştan alan tek kişi sensin. Şu an ben gayet rahatım, huzurluyum, mutluyum. Hatice. Ben kızıma aradım. Dedim ki kızım ben evlendim dedim. Hatice en sona benimle, Hatice en sona benimle o evi temizlemedin mi sen? Bir dakika dur dur Mustafa dur tam. Hatice, Hatice tamam bir dakika, evi en son biz beraber temizledik diyor. Evi beraber temizlemişken. Saçını da boyattık abla tamam, beraber. Dur. Bir dakika dur. Ben 7 senedir ayrıldım, herkese biz ayrılmadık diyor ya. Hatice, Hatice, sorun ya. Niye bağırarak konuşuyoruz? Hatice bak, bir şey çok öfkeli olduğunu anlıyorum, kızgın olduğunu anlıyorum. Ama ya lütfen... Hanımefendi, ben o adamı şu an ekranda görmek istemiyorum ya. Bakın benim tansiyonum düştü, ben kalp hastası bir kadınım. Beni artık rahat bıraksınlar ya. Tamam, ben Hatice. Ben gelmiş bir insanım. Hatice. Hatice. Ben de ayrıldım. Ne diye arıyorlar ki? Hatice bunu? Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki... Beni sen... niye arıyorlar? Bir dinler misin lütfen? Şunu söylüyor. Az önce dinliyorum. Hatta o gün saç boyası almışsınız. Saçını boyatmışsın. Arkasından işte evi beraber hayır, temizlemişsiniz. Saç boyamı benim oğlum aldı. Oğlum. Oğlum nerede? O niye çıkmıyor? Benim oğlum niye çıkmıyor oraya? Hatice ben 400 milyonu ben vermedim mi kuaför parası? Abla kuaför parası verdim. 400 milyon cebimden ya. Oydu. Kavga etti. Ben bak, kuaförde bak. Mustafa'cığım lütfen oturur musun? Hiç kimse onların gerçek yüzünü bilmiyor. Ya bir şey söyleyeceğim ya, bir şey söyleyeceğim. Benim ya... oğlum bana kullandığı kelimelerin, terbiyesizce kullandığı kelimelerin haddi hesabı yok. Bakın ben orada söylemek istemiyorum bazı şeyleri. Bir anneye el kalkmaz. Benim oğlum bana elini kaldırdı. Benim oğlum bana kullandığı... Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ben vardım yanında, yalan söylüyor. Ama oğlanla sıkıntılar olduğunu söyledi. Hatice, 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 lütfen bir sakin ol lütfen. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki yani belki de öfkenden onu yaptın ama herkes dördünün ağzında bir ev meselesi var. Vallahi ev için mi istiyorlar seni yoksa senin için endişelendiler mi? Ben karar veremedim. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yorumlarınızı bekliyorum sevgili izleyiciler. Bu programa gelmesini istiyorum. Ben çocuğumu 4,5 aydır görmüyorum. 2 saattir evi sattın diyorsunuz. Tamam benim... da abla evi sattıranlar var. Bu satmadı ablacığım ya. Önemli olan Hatice mi ev mi ya? Ama evde abla adam bana çık diyor ya. Adam oturduğumuz evde oğlu var. Boyattı evleri güzelce, boyattı çıkacak odalar. Mı? Eğer ben o evi sattıysam yeni alan adam da ev sahibi oturmuyor. Abla bu yanında adam... Bir dakika, bir saniye. Bir dakika ne olur. Hatice, Hatice peki tamam yani... Ev babandan kalan ev anlıyorum ama 1 milyonluk evi biliyorum 1 milyonluk evi benim öfkenden Hatice dinler misin beni 1 milyonluk evi öfkenden 400 bin lirayı mı sattın? Hayır 400 bin lirayı satmadım, ben ilk evimi 2000 liraya sattım, kaçı satarsan satalım. Yalan söylüyor ben, vallahi da yalan söylüyor. Abla bu adam bunun parası için götürdü. 2 tane evim var dedi. Yanındaki kişi size meydana çıksın herifse. Bir dakika oturur musun lütfen?
Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam. Boşanmış gitmiş. Kendi evinden. Sana ne evinden? Tamam ben evinden değilim abla. Evinde değilim ben. Allah aşkına bir dakika. Hatice bir dakika. Ya siz Hatice'nin niye bulunmasını istiyorsunuz Hatim Hanım? Ben Hatice'yi ben özledim. Benim çocuğumu görmek istiyorum. Nerede olduğunu sesini duymak istiyordum. Gittim Karaoğlu'na da gittim. Erer'e gittim. Sesini duyurmadılar. Bir dedi jandarma. Ben dedi mesaj attım dedi. Dönecek dedi. Bekledim. Dönmedi. Daha sonraymış dedi. Nereye vardıysam yok bilmeyiz dediler. Yanında adam görüntü söyledi. Buraya çıkmaya Mustafa bir annesi dedi. Konuşsun tamam. Ya. Hatice duydun mu annene? Ben görmüyorum. Ben hastanede ilk gitmiş. Ben 5 aydır görmüyorum. Hatice anneni görmek ister misin? Annenle buluşmak ister misin? Didem Hanım. Annenle. Didem Hanım. Annenle. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum evet. Ben hiç kimseyle görüşmek... Didem Hanım ben kimseyle görüşmek istemiyorum. Hatice ben görüşmeyi istiyorum seninle. Ben görüşmek istemiyorum. Ben onların hiçbiriyle görüşmek istemiyorum. Ben onların hepsini Ermenek'te bıraktım, çıktım. Şimdi niye beni arıyorlar? Ben buraya geldim. Benim huzurumu kimse bozmasın ya. Ben seni aramaya geldim. Ben buraya geldim. Sen bıraktıysan ben geldim. Sen istediğin yere gidebilirsin. Sen ben ayağımın dibindeyken bana sahip çıkmadın ki. Şimdi ben her zaman sana sahip çıkmaya çalıştım. Ama sen başkalarına... Ben sana sahip çıktıysan boşandığım adama niye söylemedin? Kızımı rahat bırak. Benim bu kızım seni bu kadar çekmek zorunda mı diyor? Niye söylemedin? Konuşsun anne kız. Niye bana sahip çıkmadın anne? Hatice siz evde mi hep beraber oturuyordunuz? Konuşmaya giderken yanında beni boşandığım adamı götürüyorsun. Bu mu bana sahip çıkma? Hatice her şeyi anlatacağım. Niye kendim gitmiyorsunuz sana konuşmuş Hatice sana? Sen kendi kafanla değilsin. Yanında adam senin akıl hocan. Seni ben o adam paran için aldı bak. Ya Didem Hanım alır mısınız? Şunu ya, alır mısınız demeyeceksin bak. Ben biz... onunla konuşmak istemiyorum. Duymak istemiyorum bak, ya. Bak Hatice bak biz seni kurtarmaya geldik. Genç adamların elinden bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Az önce ben sana bir dakika Hatice ne olur. Hayatında biri mi var dedim. Bilmiyorum dedin yani sen. Bilmiyordum abla. Bilmiyordum. Ama yani peki bilmiyordum. Gerçekten evlenebilir. Nereden kandırdığını nereden biliyorsun? Abla, bilmiyoruz. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Hiçbir yerden haber abla, alamıyorum. Abla konferi cevap vermedi. Evi temizlediğimizde cevap vermedi. Aynı benim yanımda kalktı. Ya bana... uzaklaştırma kararı almışsın. Sen hayır, de bıçaklamışsın. Hayır abla önce oldu bu. İkisi, ne zaman oldu? İki sene evvel oldu. Ama sonuçta problem var aranızda. Ama beni jandarma geldiğinde 3 günlük ceza aldım. Sonra 15 günlük aldım. Beni jandarmaya vermedi. Hatice... Sen benim peşimde dolaşmaya başladın sürece daha çok cezalar alacaksın. Devam et böyle. Ya, ben senin yüzünden aklımı aldıramıyorum. Abla ya. bu normal bir şey. Hatice şu anda senin tavırlarını... Kim yani... normal biri? Ben miyim normal olmayan? Peki dertleri ne o zaman Hatice? Yani anneni anlıyorum da Mustafa'nın derdi. Dertleri ne hanımefendi biliyor musunuz? Didem Hanım bunların dertleri bakın şu an kendi ağızlarıyla söylediler. 1 milyonluk evi 400 bin liraya satmıştı. Niye benim peşimde benim evimi kaça sattığımın peşindeler? Bunların dediğim anı para. Ha bak tamam iyi noktaya değil mi bak. Abla bu adam bu parasının peşinde. Bunun peşinde Hatice'nin peşinde değil ya. Ya bir şey bize çıksın buraya. Ya özür dilerim ama ben şimdi bir dakika otur. Hatice buyur. Lütfen sen de sakin ol. Tamam. Ben anladığım yani sonuçta Hatice sen kocanı bırakıyorsun. Mustafa'nın kardeşiyle evleniyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. O biliyor benim ne tamam ne sonra da Mustafa da bana çok yerde hak verdiydi ama şimdi burada geldi değişik konuştu. Ha hak veriyor ama sonra Mustafa da babasının evinde birlikte oturuyorlar. Niye peki orada birlikte oturdunuz? Ben onu anlamadım. Madem bu kadar Mustafa'ya... O evi babasının evi değildi. Bunlar birlikte oturup babasının üstüne kredi çekler gelirleri ödüyorlardı o parayı. Ha öyle mi? Tabii ama Ermenek'teki babasının kendinin eviydi. Ya bu söylüyor ondan da... Kaldı. Ya krediyi bu arada krediyi evin kredisini de beraber, aslında... Beraber ödedik daha ya. Daha da bitmediydi. Bir dakika önce... Kredi bitmedi. Benim babam kendisi ödedi. Kendisi mi ödedi? Babam ben bitirdim. Ben ödedim. Evimi dövdedim, evimi sattım ya. Bundan beni boşandım adama ne? Bir oğlun hatta bir dakika. Benim resmimi kaldırır mısınız Didem Hanım? Tamam arkadaşlar kaldırın. Bu arada oğlun Erdem telefon hattındaymış. Erdem merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, kolay gelsin. Vallahi zor bir yayın oldu açık söyleyeyim yani. Bu kadar hararetli. Zor. Evet. Hatice Hanım varsa işin içinde zaten zordur. Ben öncelikle kademe kademe ilerlemek istiyorum. Size yardımcı olmak amacıyla. Belki babamla annem. Annenle, önce bana şunu söyler misin Erdem? Annenle baban üçünüz beraber aynı evde mi yaşıyordunuz? Evet, altı boşandıkları süre zarfından itibaren beraber yaşıyorduk biz. Peki annem bunu inkar ediyor ve senin o annene çok kötü davrandığını, el kaldırdığını, çok kötü kelimeler kullandığını söylüyor. Kötü davranmam şu mu Didem Hanım? Ben TikTok, hani bazı sosyal medyalara fotoğraflarını atma, kimseyle muhatap olma, biraz ağırlığını koru demem mi?
kötü davranmış oluyormuş. Bir evlat olarak ben üzerime düşeni yaptım yani. Annem benim önce anne demek de istemiyorum da öyle hitap edeyim. Öyle deme annen. Hatice Hanım, öyle deme. Hatice Hanım benim için bir anne değildi ya. Ablamdı. Benim ablam yoktu. Ablamdı, evet, kardeşimdi. Arkadaş gibileriydi. Kaç yaşında anne? Hatice kaç yaşındasın sen? Abla gibiydik diyor. Yani anne abi gibi. Canım, arkadaşlar gibiydi abla. Anne gibi değildik. Abla gibiymişiz. Her şeylerini söylüyorlardı birbirlerine. Bir dakika sen.